Antalya'da çok keyifli ve bir o kadar da zor bir maç bizleri bekliyor. Sevgili o gün akşam tabii ki çok keyifli bir maç oynanacak. Çünkü Antalya Spor kaliteli bir kadro ama Dünya Kupası arasından sonra istediği gibi dönemedi lige diyebiliriz herhalde Antalya Spor için rahatlıkla. Hem kupada olsun belki tur atladı Antalya Spor ama hani kupadaki oyun çok fazla tatmin etmedi. Lige bunun yansıması çok olumlu olmadı. Fenerbahçe Hatay Spor maçı ile birlikte yeniden 3 puanı hatırladı. İki takım için de aslında az önce sevgili Nevzat'ın dediği noktaya geliyoruz yani. Çok erken ama hiçbir puan kaybına tahammül yok diyebiliriz. Tabii bu derbi öncesi prova. Yani kimse burada puan kaybı yaşayıp da derbiye çıkmak istemez. Mental olarak daha sağlıklı bir şekilde çıkmanın yolu da galip gelmektir derbi öncesinde. Çünkü iki takımdan bir tanesi bir puan kaybı yaşadığında biraz daha rakibi ona göre mental olarak daha olumlu bir şekilde sahaya çıkabilir. Yani Antalya Spor'da sen kısaca özetledin. Antalya Spor sezon başından beri aynı sıkıntıları yaşıyor. İki maç kazanıyor, beş maç kaybediyor. Zaten Trabzonspor maçını kazandıktan sonra altı maç kazanamamıştı. Araya girmeden önce üç maç kazandılar. Aradan sonra iki maç kaybettiler. Aslında istikrarsız diyoruz ya, istikrarlı. Bu da bir istikrar. Üç maç zaten kazanıyorsunuz. İstikrarsız bir şekilde istikrarlı. Tabii. Doğru. Oyunun karşılığı Antalya Spor'da bu sonuçlar mıydı? Özellikle o 6 maç kazanamadığı dönemde değil ama son maçları Dünya Kupası arasından döndü dedik ama senle de konuşuyorduk. Bence Antalya Spor Dünya Kupası Dönemedi. arasından dönemedi. Yani 2 maçtır hücum performansı çok kötü. Hücumdaki oyuncuların. Orada Gaşa, Gökdeniz, Luis Adriano, hani bu oyuncuların Hagi Wright'e desteği çok yetersiz kalıyor. Belki Fred'i mesela bence Antalya Spor için önemli bir oyuncu ama tabii ki Nuri Şahin Bence bile onun son formu. 2-3 yılın Antalya Spor adına en önemli oyuncularından Evet birisi. mesela o da ilk 11'den kesilen bir oyuncu. Demek ki onda da kısmi sıkıntılar var. Fiziksel açıdan olabilir, performansı yeterli görünmeyebilir ki. Soner Aydoğdu oynuyor Antalya Spor bugün orta sahasında. Yerli oyuncu ile ilgili de bir sıkıntısı yok. 7 tane yerliyle çıktılar son maça mesela. Doğru. Antalya Spor'daki formsuzluğu henüz aşmış değil Nuri Şahin. Fenerbahçe'ye sorun çıkarabilir mi? Büyük maçlarda sorun çıkarma potansiyeli olan takımlardan bir tanesi. Her ne kadar kötü de oynasalar zaman zaman. Mesela Giresunspor için de hep bunu deriz değil mi? Yani lige 2 sezondur ligde ama Giresunspor kötü de gitse mesela büyük maçlarda sorun çıkarma potansiyeli en ciddi takımlardan bir tanesi. İsterse Onu zaten öncesindeki defalarca 5 maç kanıtladılar. tabii isterse öncesindeki 5 maçı kaybetsin. Ama 6. maç Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon kim neyse sorun çıkarabilir. Antalya'da böyle bir takım. Ama ben derbi öncesi Fenerbahçe'nin bir hata yapacağını düşünmüyorum. Jesus Trabzonspor maçında üçlü savunma kurgusuyla çıktı. Hatay maçına dörtlüye döndü mesela. Dörtlü oynadı. Fenerbahçe'de dörtlü savunma kurgusuyla oynadığında bence oyuncuların verimi daha fazla oluyor üçlüye göre. Tabii yani rakibe göre artısı eksisi elbette vardır ama daha dengeli oluyor en azından savunma yönü. Çok fazla pozisyon vermiyor. Hücumda da zaten hani bir fazla olmasına gerek kalmıyor bu tip maçlarda Fenerbahçe'nin. Burada işin içine giren oyuncular Rossi iki asiste döndü. Bence Lincoln'u bir şekilde o kadroya yeniden dahil edecek. İlk 11'e dahil edecek ki çünkü araya girene kadar takımın en önemli oyuncularından bir tanesi Lincoln Lincoln Henrique. demişken Fenerbahçe üçlü oynadığı zaman bence çok daha enerjik bir takım oluyor. Yani Evet dörtlü de daha ama dengeli diyebiliriz ama üçlü oynadığı zaman çünkü bir kanatta Lincoln, diğerinde Osayi Samuel ya da Ferdi bir kanatta diyelim. Diğerinde Alioski, değişebiliyor isimler. Böyle olduğu zaman Fenerbahçe'nin gerçekten kanat kullanımı da oldukça yoğun oluyor maçlarda. Ama işin savunma tarafında Fenerbahçe çok ciddi risk alıyor ve bu riskte her maçta cezası kesiliyor. Yani Fenerbahçe şöyle 4 gol yiyor, 5 atıyor ama şimdi mesela daha ciddi rakiplere karşı oynadığınızda bu oyunu cezasının nasıl kesildiğini görüyoruz. Onun dışında şimdi Fenerbahçe'nin kadrosunda zaten 4'lü oynadığında da hani orta sahada 3 çift forvet oynuyor. 3-2 şeklinde ileriye diziyor Jorge Jesus. Orada da zaten merkezi yine kalabalık tutuyor. Tabii burada yük elbette Ferdi'ye ve Osayi'ye daha fazla biniyor. Çünkü ileri çıkması her zaman bekleri daha fazla ileri gönderiyor, kullanıyor. Geriye dönüşlerde üçlü gibi çizgide oynamadığı için daha fazla mesafe kat etmesi gerekiyor bu oyuncuların ama ikisi de Osayi'de Ferdi de zaten bu mesafeyle çok rahatla kat edebilen oyuncular. Biraz orada işte içte oynayan yani İrfan, Rossi son maç üzerinde konuşuyorum. Öncesinde mesela Rossi yerinde ya da dörtlü oynadığında sol kanat bek gibi Lincoln Henrique oynuyordu.
O içte oynayan oyuncuların biraz daha geriye dönük yardım etmesi gerekiyor. Fenerbahçe dörtlü de oynasa, üçlü de oynasa zaten her şekilde skor bulabilen bir takım. Ama işi savunma yönünde geliştirmek için bence dörtlü oynaması daha sağlıklı oluyor. Sevgili Nevzat, şimdi Fenerbahçe akşam Antalya'da oldukça zorlu bir maç bekliyor. Fenerbahçe, evet, kağıt üzerinde baktığım zaman Antalyaspor'un şu anki formu olsun, Fenerbahçe'nin formu olsun favori görünüyor. Ama yine de çok kolay bir maç geçmeyecek gibi kağıt üzerinde herhalde bunu söyleyebiliriz, değil mi? Söyleyebiliriz. Yani bu ligde her maç zor bir kere. Özellikle deplasmanda oynuyorsanız. Bir de derbi o maçın garantisi haftayı yok. Atlatmak çok zordur genelde. Nasıl? Derbi öncesi haftayı atlatmak çok zordur. Ya akıllar orada olur ama almanız gereken bir 3 puan da var. Evet, o da muhtemelen etkileyecektir. Hocalar belki kararlarında etkisinde kalacaktır. Ya da oyuncular buna göre risk alacak ya da almayacaklar. İster istemez bir sonraki maçın etkisi sahada hissedilecektir. Şimdi Fenerbahçe'nin genel performansı üzerinden bakacak olursak tehlike sinyalleri var. Yani ben o gün kadar imser bakamıyorum. Yani bu haftaya kadarki performans üzerinden bakacak olursak Fenerbahçe deplasmanda zorlanan, ha kazandığı maçlar da var. Örneğin İstanbulspor maçı Olimpiyat'ta kazanılmıştı. Ankara Gücü maçı deplasmanda kazanılmıştı ve Kasımpaşa maçı. Yani deplasmanda baktığınız vakit İstanbul dışında bir tek Ankara Gücü'nü yenmiş Fenerbahçe. Ankara Gücü dışında puan kayıpları yaşamış. Beşiktaş tamam, derbi maç, deplasman, yani sonuçta İstanbul. Hadi onu da geçelim. Ama dışında Konya ve Trabzon maçları bize şunu gösterdi. Fenerbahçe rakip sahada, yani rakip taraftarın olabileceği atmosferlerde etkilenebiliyor. Bugün de Antalyaspor taraftarı elbette maçı, Fenerbahçe'yi merak edecektir. En kötü maçı izleyecektir. Yani o anlamda belki bir deplasman ambiyansı oluşabilir. Hadi onu da geçtim. Bu arada hani bu karneye baktığımızda şampiyon takım istatistiği gibi gözükmüyor. Yani deplasmanda kazanmadan, deplasmanda belli bir istatistiği ortalamayı tutturmadan bu ligde ya da herhangi bir ligde şampiyon olamazsınız. Fenerbahçe'nin bir kere bu deplasman karnesini düzeltmesi lazım. Bu noktada bir eksi. Yani bir sıkıntıyla maça girileceğini, başlanacağını söyleyeyim. Bunun dışında artı derbi bahsettik ki derbi olayı da etkilidir. İster istemez akıllar biraz orada olacak. Bunun dışında tabii ben Fenerbahçe'nin oyun planına, şablonuna ve sezon başından beri sergilenen, aslında elbette hakikaten övgüyü hak eden, göze hoş gelen futboluna baktığım vakit belli riskleri içinde de barındırdığını herkes gibi görüyorum. Bu riskli oyuna karşı Antalyaspor'un genel oyun karakterine baktığımda da bunun biraz panzehiri gibi duruyor. Yani Antalyaspor aslında kazanması gereken, daha doğrusu favori gösterilmediği maçlarda daha etkili olabilen bir takım. Az önce o gün de söyledim. Büyük takımlara sıkıntı çıkarabilen bir takım. Bunun formülü de biraz topu rakibe vermekle alakalı. Aslında iki hoca da topla çok şeyi yok. Yani beklentisi yok. Topla oynamak gibi bir sevdası yok. Topa sahip olmak gibi bir planı yok. Şimdi Fenerbahçe... İki hoca da direkt oyunu seven hocadır. Evet, direkt oyunu seven. Ki Fenerbahçe'nin riskli oyunu diyoruz ama risk göze hoş gelen her şeyin bedeli var sonuçta. Bu bedel nedir? Savunma arkasına atılan toplar. Şimdi Hacı Wright savunma arkasına en iyi koşu yapan ligimizdeki forvetlerden biri midir? Belki ilk üçte. Belki birincisi. Ya bir diyemem ama ben bir derim. Birkaç isimden birisi. Yok, bir derim. Yani savunma arkasına en iyi koşu yapan oyuncu olarak, forvet olarak hiç düşünmeden bir diyeyim. Başka bir var mı öyle o tarz bir oyuncu? Yok. Yani o anlamda aklınıza gelmez. Joshua King'in de çok iyi koşular yaptığını düşünüyorum. Joshua King yani bir kenar forvet. Ama Hacı Wright direkt ön tarafta, yani direkt merkezde konumlanan bir santrfor. Dolayısıyla Fenerbahçe'yi tuzağa düşürebilecek genel bir oyun karakterine ve oyuncu grubuna Antalyaspor sahip. Ha, şöyle de bir senaryo da olabilir. Antalyaspor biraz da kırılgan bir takım. Yani çabuk çözülebilen bir takım. Yani Fenerbahçe için aslında bu zor geçebileceğini düşündüğümüz deplasman aslında maçın başında bulunacak bir golle farklı bir galibiyete de doğru da evrilebilir, gidebilir. Böyle de bir durum var. Antalyaspor çünkü çözülebilen bir takım. Orada ön tarafta baskıyı Fenerbahçe hakikaten iyi yapıyor. Ön tarafta işte Batshuayi olsun, King olsun. Kim oynarsa oynasın, Fenerbahçe orta sahasında kim oynarsa oynasın. O rolü hakkını veriyorlar, iyi başarıyorlar.
Bu anlamda eğer Antalya Spor Nuri Şahin cephesinden baktığımızda Fenerbahçe'yi durdurabilir, savunmadan çıkışlarda dikkatli olabilir, hata yapmazsa Antalya Spor Fenerbahçe sıkıntı yaratabilir.